Efendim hepinize çok serisinden bir Uğur Uçucusu'na selamlar. Fark ettiniz ne bir intro ne bir delilere incele kısmıyla karşılaştınız. Şu anda direkt Mirage'in içinde ısınmada sizlerle beraberim. Diğer hafta bu normal kendi özel hayatımdaki yoğunluk sebebiyle işte sınavlar, bütler, spor, yayın falan filan derken böyle yetiştiremiyordum hiçbir şeyi. Uykusuz falan kalıyordum. Bugün de bir uyumuşum kanka, bir kalktım. Video yok elimde. CSGO'yu bir açtım. Baba rank silinmiş. Sen gir, maç kazan. Uğur Uçucusu çek derken çok geç kaldık. Bu videoda bir tık geç gelecek normal saatimize göre, 6-7'den geç. O sebepten dolayı kusura bakmayın. Ama düzenimiz bozulmasın. Maksat sekmeyelim. Semester'ınız bu son gününde. Umarım güzel bir video olur. Belki de akşam yemek saatine denk getiririm. Daha geç yiyenler için güzel bir video olur diyorum. Afiyet olsun, iyi seyirler. Şimdiden videoyu beğenip kanalıma hala abone değilsen abone olup beni destekleyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim şu ısınmayı böyle boş boş izledik. Bir nevi benim de videoya girişim oldu. Oyun zaten daha yeni başladı. Ekstra şüpheleneceğimiz bir durum veyahut da killerden, skor tablosundan ötürü bir sonuca varamıyoruz. Şüphelimiz geldi, tık tık iki mermi direkt kafaya attı, devam ediyor. Orta adam olduğunu anladı. USP aldıysa çok bir dert. Bomba niye onda, zaten hileysen bombayı kurmana gerek yok, başkası kursun. O sıra bombayı kuracakken bir anda hile mutfaktaki adamı gösterdi, ona da bir mermi attı. Son adama da 2 mermi attı. 3 kill'le beraber ilk round'u kapamış oldu. Etrafındaki takım arkadaşları duruma bir şaşkın. Nasıl bir eğimmiş böyle diye. Neyse ilk round herhalde ES attı dedi. Karşısında Eko bir takım var. Gelişle beraber A saate giriş yaptı kanka. İlkine normal 1-2 mermi. İkinci spreyle güzel bir HS. Mükemmel bir grenade. Ardına bir molotov geldi. Şu anda aim kapalı gibi oynuyor. Takım arkadaşını yaktı. Bomba yine onda. Adama HS attı. HS attı gibi hızlıktan sonra adama. Ama adam HS yememiş. Sadece ben mi öyle fark ettim acaba? Şimdi kralım, bu adamda bence duvar da var. Eğim de var. Tabii ki de birazcık daha izleyelim. Birazcık daha bokun çıkarsın. İlk roundlarda böyleyse devamını düşünemiyorum. Şu an mesela karşı da çekmiş yarım yamalak da olsa. Ne oldu? Kapadı mı hileyi? Oyundan çıktı, tekrar girdi. Yani yine canlı ban yedi sandım lan. Tam derman derken ağzıma takıldı yine bu şarkı ya. Bir ara bir Asifto Corsa yayını yapalım ya yine. Bu adam hileyi kapadı kanka. Yukarıda lan, yukarıda duymuyor mu lan? Oğlum hileyi kapatınca nasıl böyle kör topal olunuyor bir anda ya? Kulaklığı mı kapatıyorsunuz baba siz? Tekrar açtı herhalde. Bazen biz dedektifleri Overwatch'lardaki bu X-Ray'den dolayı çok fazla şaşırttığımız durumlar da oluyor. Yani daha doğrusu şaşırtılan durumlar oluyor. Oy, al oğlum ağzına Kobe tak. Daha demin bahsettiğim konuya tekrar geri dönüyorum. Demek istediğim şey şudur ki, adamın örnek veriyorum çekleyeceği iki yer vardır. Diğer adam tam shift'le bu adamın çeklediği yere doğru çıkarsa sanki o adamı izliyormuşçasına bir tavırla da karşılaşabiliriz. Veyahut da bu yorumu yapabiliriz. Ama her zaman bu yorumu yapmak da doğru değil.
Ha, bu arkadaş için tabii ki de evet. Ama suçsuz, hilesiz, adil oyuncuları da güzel oyunları sebebiyle raporlamamıza gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden fark ettiyseniz bu Overwatch'u sarmıyorum. Birazcık daha izlemek istiyorum. Elendiğim durumları kafamdan iyice atmak istiyorum. CSGO topluluğuna, ya ben neyin duyarını kasıyorum? Anasını ağlatmış zaten topluluğum. Bir an öyle videodayım ya, cümle toparlayasım geldi de, yok kanka yani bunun adam olmaz. Güçlendirdi herhalde, ayarı arttırdı. Sakın bırakma. Erken kalktın ama olsun. Karşı takım birbirini vurmaya başladı bile. Mental down. Bu adam ilk iki round hile açık oynadı. Şimdi böyle bir kapıyor gibi, bir garip oğlum bu adam. Ne yaptı belli değil bak. Oraya molotov atmalar falan. Aynen kral. Aynen. Aynen ben de malım. İlk iki round herkese aim koyam. Ondan sonra molotovu boşluğa atam. Oy bir can. Ben ilk iki roundu değerlendiririm aga. Bence bu adam iyiydi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İlk iki round hileydi, sonra kapadı falan bir şeyler oldu. Ara ara bildirdim. Kesinlikle bence öyle bir olay oldu. Veya takım arkadaşlarından bir konuşma mı geçti? Böyle durup baktılar falan, chatten falan yazdılar. O da herhalde dur ben ban yemeyeyim deyip bir kapatıp tekrar girdi. Ama benden kaçamaz. Alırım ayağımın altına. Hemen yeni delilimiz gelsin bakalım. Yansın geceler, sabahına söndürelim. Acaba niye bu kadar yavaş iniyor ya bu? İnferno. 8 roundluk kısa maçları acaba Overwatch'a düşmüyor mu ya? Halbuki düşmesi lazım. O kadar yoldaşları bile inceliyoruz yani. Atmaya geçerim ya. Adam herkesi vurdu lan. Bir kere ölmedi. Evet, Glock Armor misali bir tane açtı korkusuzca. Tek sol tarafa aim koyduğu sağa bakmadan. Tık tık. Direkt HS geldi. Ona da direkt HS geldi. Ne Glock kullanır mısın aga ya? Şu andan itibaren geçenki Overwatch'tan pek farkı yok. Birazcık daha agresif çıktı abimiz. İzleyelim birkaç round daha. AK'yi almış öttürür zaten abim. Direkt sola bakıyor yine. Oraya doğru bir smoke attı, kapadı. Bu direkt izliyor kanka. Bu direkt izliyor yani. O daha demin yapılan hareketin başka bir açıklaması yok lan. Koy koy eğim üstüne koy. Koy kral vallahi çekinme. Vallahi koy ya eğimi direkt üzerine.
Çok güzel bir round olacak şimdi. 2v1. Attın kılıcını reis. Tek tek. Aynen, ben de öyle düşünmüştüm. Aynen. Aynen, ikisi de orada, ben de öyle düşündüm. Tam olarak. Tık tık tık. Lan bunlarda da akıl yok he, karşı takımda. Lan iki kişi aynı anda piklesenize bari. Ne riske atıyorsunuz? Sağ solu trade'inizi alın işte en kötü. Şimdi garibim Ghost 2 numara. Ne yapsın bu adama tek başına şimdi? Buranın da alması ihtimaller dahilinde değil ya kralın. Baksana gelişine bana atıyor flash'ı. Tam derman derken. Kralım hiç acıması yok ya. Biz de oradan böyle misal ettik tık. CSGO'da Barcelona pası yapıyorum dur. Tek. Adamı görüp vurulmak mı? Bani de var herifte. Acaba direkt el kol hareketine kadar algılayamıyor mu? Hile. Adam mesela kör oldu. Belli ama koşarak piklemedi bizimki. Ya kanka hadi ya. Kanka hadi ya. Kanka hadi be ya. Hadi ya. Oy. Ghost dedi ki ben bu konuyu burada kapatırım aga. Bombayı çözebilirler mi? Çözmüşler. Lan, dur lan dur, çok hızlı oldu her şey. Baksana bak 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 bak. 5 saattekini vuracak ya. Hiç utanması yok, kapıyım çok geldi, yok bilmem ne şöyle böyle yok. Zıng 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 yapıştırayım, hiç acımaz. Adamını da öldürtüyor ya kralım. Ghost sakın diyeyim Ghost. Yapma, pikleme. Pikleme. Tık bir anda ağır rotate. Diğeri nereden gelecek? Oğlum bir de shift'le mi geliyor? Onun tabi bir de ayağı bir body şeyi vardı, shot'ı. Onun canını bırakmıştı, asist aldı oradan.
Kralım her yeri kesiyor ya, fark ettin mi onu? Kıyamam ya. Kıyamam ya. Masum masum koşuyor bir de. Yani midden girip CT'den B dolaşmak da biraz da adamların böyle ırzına geçmiş bir hava yaratıyor bu Inferno'da. Bunu sadece ben mi böyle düşünüyorum ama hoş görüntüler değil. Ardırdım ya baba, zaten duvar görüş. Bu arkadaşın hiçbir şeyden korkusu yoktu ama, fark ettiniz mi onu? Direkt yapıştırıyor yani. Kralım üzgünüm ama seni zaten biliyordu yani, anladın mı? Gelen A site boş, geri kalan ikisi de B'de, %100 eminim. Nereden gördüm. Görüyorum, hala görüyorum. Hala görmeye devam ediyorum. Ama prefire'dan bir kafasını almış, bir granate atın lan buna. Bir granate lan buna. Tak. Kivi uyan, kivi vurdun onu. Tak. Kivi yap lan bu soru. Oh, helal lan sana. Helal lan. Havada aldı bir de aklını herifin. Bariz. Otomatik zıplamaya bani diyoruz değil mi? Bariz. Oyun bozanlık olmadı. Efendim, bugün de vatanı, milleti görevimizi yerine getirmiş bulunmaktayız. İzleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İlk Overwatch hakkındaki yorumunuzu lütfen bekliyorum. Adam bıraktı mı, kapadı, açtı mı, açıp kapadı mı önemli. Hoşçakalın.